Ve kaldığımız yerden gündeme devam ediyor sevgili seyirciler. Şimdi stüdyomda kıymetli bir konuğum bizlerle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi MK üyesi Fatih Çetinkaya. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem Bey. Teşekkür ederim. Şimdi tabii birçok konu var ama hemen şununla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tabii bizler o ziyaretini yakinen takip ediyoruz. Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na yarın hitabı olacak. Bugün de geleceğin zirvesinde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belki de içeriden Cumhur İttifakı'nın gücüyle dışarıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha yere basan ifadelerle daha etkin girişimleri görüyor olmamız çok kıymetli ve önemli değil mi sizce? Kesinlikle öyle Cem Bey, ifade ettiğiniz gibi yarın 79.sü gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat ettiler. Bu çok önemli bir seyahat, önemli bir gündem. Orada öncelikle yarınki genel kurul konuşmalarından önce basından da takip ettiğimiz kadarıyla çok yoğun bir program trafiği var. Burada Türk evinde özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız birçok devlet başkanıyla, ekonominin ve düşünce merkezlerinin önderleriyle, temsilcileriyle de orada bir takım görüşmeler yapacaklar. Burada belki de en tarihi nitelik kazanacak olan görüşmelerden birkaç tanesi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Türkiye evinde Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret edecek olması. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yine barış görüşmeleri için yine bu ziyareti gerçekleştirecek olması. Aynı zamanda Irak Başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımızın yine Türkiye evinde kabulü. Bunlar çok çok önemli, tarihi niteliği olan ziyaretler olarak yerini alacak. Yer ve konum da önemli. Yer ve konum da. Türkiye'yi biz bir programımızda orada bir Türk obası kurduk diye ifade etmiştim. Gerçekten bir ilkleri yaşıyoruz bu vasıtayla. Tabii ki burada hem Cumhurbaşkanımızın hem Türkiye'nin burada gayretleriyle özellikle Birleşmiş Milletler'de gerçekleşmesi talep edilen bir reform çağrısı uluslararası alanda da çok ciddi bir karşılık buldu. Artık birçok devlette bu yoğun bir şekilde dillendiriliyor. Çünkü Birleşmiş Milletler kurulduğu günden bugüne, geçmişten bugüne maalesef 5 daimi üyesinin çıkarlarına yönelik hareket eden ve aslında icraatları ve icralarıyla yetersiz kalan, çokça tartışılan bir kurum haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmişte dünya 5'ten büyüktür sözleri artık Birleşmiş Milletler'le adeta özdeşleşti. Tabii. Dolayısıyla siz de konuya girizgah yaparken söylediniz. Buradaki ana temayı geleceğin zirvesi olarak tasarlandı. Ve bu şekilde lanse edildi. Yani buradaki umuyoruz ki Birleşmiş Milletler'de ciddi bir reformla ki Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey de buradaki sistemi defalarca toplantılarda açıklamalarını ifade ettiler. Mutlaka iyileştirilmesi gereken hususlar olduğunu söylemişlerdi. Buna vesile olur bu geleceğin zirvesi. Gerçekten dünyada katliama uğrayan, soykırıma uğrayan mazlumların hakkının korunmasında ve gözetilmesinde uluslararası bir kuruluş olarak yerini alır. Bugün özellikle İsrail'in Filistin'e uyguladığı katliamda buradaki 5 daimi üyenin İsrail'i korumak adına nasıl hareket ettiğine defalarca şahit olduk. O zaman burada adilane bir kurum yok, adilane bir yaklaşım yok. Birleşmiş Milletler'de 1.7 milyar nüfusa sahip Müslüman ülkelerin bir tane temsilcisi daha yok Cem Bey. Evet. Bu çok büyük bir eksiklik, belki de büyük bir adaletsizlik. Umuyoruz ki, inanıyoruz ki ciddi bir reformla burası gerçekten önemli, etkin, yetkin bir kuruluş haline gelir. Sayın Cumhurbaşkanımızın programını da sizler vasıtasıyla, basın yoluyla izliyoruz. Evet. Yarın da konuşmalarını takip edeceğiz.